Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, bu Ramazanda vermiş olduğumuz teravih sohbetlerinde ahiret hayatıyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz inşallah. En son Kadir Gecesi ve itikaf münasebetiyle iki gün ara vermiştik. İtikaftan ve Kadir Gecesi'nden konuşmuştuk. Bugün kaldığımız noktadan tekrardan devam edeceğiz. O da şuydu, kabir alemine insanlar kabre girdikten sonra ne oluyor? Hatırlarsanız geçen dersimizde şöyle bitirmiştik konuyu, son dersimizde kardeşler. Demiştik insanlar ikidir. Ya Allah Azze ve Celle semada meleklerine seslenir. Bu kuluma cennet halılarından serin. Cennet elbiselerinden giydirin. Cennetten ona bir kapı açın. Kıyamet gününe kadar cennetteki yerini görsün. Ve cennet ehli olan insanlar sürekli derler ki Ya Rabbi bir an önce kıyameti kopar da ehlimize, malımıza, cennetimize kavuşalım. Cehennem ehli için ise Allah Azze ve Celle der ki ona cehennemden halılar serin. Cehennemden, ateşten, elbiselerden giydirin. Ve ona cehenneme bir kapı açın. Kıyamet gününe kadar cehennemdeki yerine baksın ve onun başına kör, sağır ve dilsiz zebaniler yerleştirilir. Onun kafasına öyle demirden tokmaklarla vururlar ki şayet o darbeleri dağlara indirseler dağlar toprağa dönüşürdü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o adam der ki ya Rabbi kıyamet kopmasın. Kıyamet kopmasın ki gördüğüm bu daha şiddetli cehennemdeki yerime gitmeyeyim diye. İnsanlar böyle beklerken kardeşlerim kabirlerinde artık kimisi uzun kimisi kısa Allah Azze ve Celle'nin sura üflemekle görevlendirmiş olduğu melek İsrafil, kıyametin kopması için sura üflemek için Allah'tan izin bekler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki kardeşlerim, sura üflendiğinde ne oluyor? Kıyamet nasıl kopuyor? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي illa اِلَّا shaa Allah, اللّٰهِ kullun اَتَوْهُ دَاخِرِينَ O gün sura üflenecek yerde ve gökte kim varsa onu bir korku ve bir ürkme kaplayacak diyor Allah Azze ve Celle. Öyle bir ses çıkacak ki o surdan insanlar surun sesinden dolayı korkacaklar, ürkecekler. Ve bu korku ölümle sonuçlanacak. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Sura üflenir. Yerde ve gökte olan kim varsa hepsi düşüp ölür diyor Allah Azze ve Celle. Ölüm meleği de dahil olmak üzere kardeşler, yerde ve gökte kim varsa Allah Azze ve Celle onun canını alır. Bu sahne o kadar ürkütücü bir sahnedir ki, her cuma günü hayvanlar da dahil olmak üzere bağırırlar bugünün korkusundan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahihte varit olan bir hadiste diyor ki, güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Cuma gününde Adem aleyhisselam yaratıldı. Cuma gününde ağaçtan yedi. Cuma günü cennetten kovuldu, cuma günü Allah azze ve celle onun canını aldı ve cuma günü kıyamet kopacaktır. Her Cuma'nın sabahında insan hariç yeryüzündeki bütün canlılar kıyametin kopma anından duydukları korkudan dolayı bağıracaklar. Yani insan, cinler, hayvanlar ne kadar bildiğiniz canlı varsa insan dışında cuma sabahı oldu mu korku içerisinde bekliyor. Acaba kıyamet bugün mü kopacak veya başka bir gün mü kopacak? Niye biliyor musunuz kardeşler? Çünkü öyle dehşetli bir şekilde kopacak ki kıyamet insanoğlunun aklının onu alması mümkün değil. Düşünün Kur'an-ı Kerim kıyametten bahsettiği zaman insanların aklına ilk dağlar geldi. Çünkü insan için bekanın ve gücün ölçüsü dağdır. Yani mesela bir şeyin sabit olduğunu, hiçbir zaman yerinden oynamadığını anlatmak için ona dağa benzetiriz. Dağ gibi adam deriz mesela. İlk insanların peygambere sorduğu soru da şu. Madem kıyamet kopacak, senin bu anlattıkların olacak, Peki dağlar ne olacak? Allah Azze ve Celle diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَ Onlar sana dağlardan soruyorlar. De ki Rabbim o dağları toz duman haline getirecek. فَيَذَرُهَا قَاعًا safsafa Allah Azze ve Celle onları dümdüz bir yer haline getirecek. Hiçbir çıkıntı veya bir şey göremezsin. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتَ Ne sen orada bir yükseklik görebilirsin, ne de sen orada bir eğililik görebilirsin. Bu dağlar kardeşlerim Kıyamet koptuğu zaman toz duman haline gelecekler. Allah Azze ve Celle bunları götürecek. Semaya bakıyoruz mesela, geceleyin bakıyoruz yıldızlarından etkileniyoruz. Gündüz bakıyoruz güneşinden etkileniyoruz, gezegenlerinden etkileniyoruz. İçinizden kendisine Allah'ın semada yarattığı güzellikler anlatıldığında etkilenmeyen kimse var mı? Mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle semayı dünyanın süsü olarak yaratmıştır. Ondan dolayı semaya olan sevgi, semayı beğenme insanların fıtratında vardır. Peki o sema ne hale gelecek biliyor musunuz kardeşler? İsrafil sura üfürdüğünde Allah Azze ve Celle diyor ki يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ سِجِلِّ kutub. Şöyle kitapları dürdüğümüz gibi diyor kardeşler semayı o gün biz düreriz bu şekilde. Sema dürülmüştür. فَاِذَا اِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَانِ Gök yarıldığı zaman ve erimiş yağ gibi, kırmızı bir gül gibi üzerinize aktığı zaman sizin haliniz nice olacak? Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız diyor Allah Azze ve Celle. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Onlar kıyameti kendilerinden uzak görüyorlar. Fakat biz o kıyametin yakın olduğunu görüyoruz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلُ O gün sema, gökyüzü erimiş maden gibi insanların üzerine akacak diyor Allah Azze ve Celle. Bakırın eritildiğini, çeliğin eritildiğini hiç gördünüz mü kardeşlerim? O görmüş olduğunuz manzara kıyamet gününde yukarıdan aşağıya insanların üzerine doğru gelecek. Ve tekunul cibalu O gün dağlar hallaç pamuğuna dö dönecekler. Kadınlar pamuk dövdükleri zaman nasıl pamuklar sağa sola böyle sıçrıyorlar? İşte o şekilde sema sağa sola dağılacak kardeşlerim. Gök cisimleri de öyle. İza iza şemsu kuvirat ve iza nucumun kedarat. Allah azze ve celle güneşi dürdüğü zaman Allah Azze ve Celle yıldızları yeryüzüne doğru akıttığı zaman bir yıldız dünyadan kat kat daha büyüktür. Kıyamet gününde bugün seyrettiğimiz o yıldızlar tane 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 yukarıdan aşağıya doğru bizim üstümüze akacaklar kardeşlerim. Böyle bir günle Allah Azze ve Celle bizi korkutuyor. Böyle bir günle Müslümanları Allah Azze ve Celle uyarıyor. Denizler, üzerinde seyrettiğimiz zaman memnun olduğumuz tatil yapmak için denize gittiğimiz denizler sura üfürüldüğü gün ve izel biharu denizler patlatıldığı zaman diyor Allah azze ve celle birer bombaya dönüşecek denizler ve izel biharu denizler tutuşturulduğu zaman diyor Allah azze ve celle üzerinde seyrettiğimizde keyiflendiğimiz o denizler sura üfürüldüğü gün ateşten bir top haline gelecekler yangın yerine dönecekler yanacaklar peki Allah azze ve celle kıyamet Kur'an-ı Kerim'de bu sahneleri bize niye anlatıyor kardeşlerim? Bunları anlatmasındaki sebep nedir? İnsana kendi hakikatini hatırlatmaktır. İnsana kendi hakikatini hatırlatmaktır. Çünkü insan ölümü unuttuğu gün Rabbi ile arasındaki bağı koparmıştır. İnsan ahiretten uzaklaştığı gün dünyaya meyletmiştir. Allah'ı ve Allah'ın yanındaki nimetleri, Allah'ı ve Allah'ın azabını unutmuştur. Allah azze ve celle bize bunu hatırlatıyor. Kullu men aleyha fan o yeryüzünün üzerinde bulunan herkes fanidir. Gün gelecek ölecek o hangi gündür? O kıyamet günüdür. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ ikram. Sadece kalacak olan şey celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzüdür diyor Allah Azze ve Celle. Kullu şeyin halikun. Her şey helak olacak. Her şey yok olup ölecek. İlla vecehu. Allah Azze ve Celle'nin vecihi müstesna, yüzü müstesna. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm Allah'a aittir ve siz tekrardan Allah'a döndürüleceksiniz. Her şey öldü kardeşlerim. Yıldızlar döküldü, denizler tutuştu, dağlar kallaş pamuğuna döndü. Yani dünyada hiçbir şey kalmadı. Dünya kap karanlık oldu. Ne yapacak Allah azze ve celle? Allah azze ve celle o gün çıkacak. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Allah yerleri sağ eline alır. Bütün şu üzerinde yürümüş olduğumuz yer Zaten yer diye bir şey kalmayacak. Yani bugün üzerinde yürüdüğümüz ve seyrettiğimiz yer ve izel ardu muddet ve alqat ma fiha ve tahlat Yer yüzü dürüldüğünde ve altında bulunanların hepsini üzerine çıkardığında. İza ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qala al insanu ma laha. Yer sallandığı zaman ve altında olanların hepsini üzerine çıkardığında insan ne oluyor diyecek kendine. Allah azze ve celle bu yerlerin hepsini sağ alacak ve semavatu matviyatun bi yemini. Gökler ise hepsi dürülmüş bir şekilde Allah'ın sağında olacak. Ne diyecek Allah? Enel <laughs> melik. Melik olan benim. Eynel cebbarun. Eynel mutekebbirun. Eynel muluk. Enel melik. Limenil mulkul yevm lillahi'l vahidil kahhar. Nerede melikler? Nerede insanlara tecebbür edip insanları yönettiklerinde insanlara zorba olanlar? Nerede mütekebbir olanlar? Allah kendilerine bilgi verdi diye Allah kendilerine mal verdi diye, Allah kendilerine güzellik verdi diye, Allah kendilerine yönetim verdi diye insanlardan kendilerini üste görenler ve insanlara karşı büyüklenenler. Hani nerede onlar? Enel melik. Melik olan benim. Mülkün sahibi benim. Sonra soracak Allah. Limenil mulkul yav. Bugün mülk kime aittir? Hakiki mülkü kim elinde bulundurur? Ya Allah cevap verecek ya da Allah'ın dilediği kullar cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Kahhar ve tek olan Allah'a aittir diyecekler. Bu kadar. Burada Allah Azze ve Celle kardeşlerim, Peygamber bize bunu anlatırken bize şunu söylüyor. Elinizde bulunan nimetlerle kendinizi büyük zannetmeyin. Allah'ın size tanımış olduğu haklarla başkalarının üzerine tecebbür etmeyin. Sen bir evin babası olabilirsin. Allah zayıf bir kadını senin elinin altına vermiş olabilir. Sen bir iş yerinin patronu olabilirsin. Allah Azze ve Celle oradaki işçileri senin elinin altına vermiş olabilir. Sen bir yerin yöneticisi olabilirsin, bir devletin, bir cemaatin fark etmez. Allah Azze ve Celle Müslümanları senin elinin altına vermiş olabilir. Tekebbür etme, büyüklenme. Çünkü gün geldiğinde Allah nerede o yöneticiler dediğinde hiç kimse Allah'a cevap veremeyecek. Ve o gün insanlar yönetici olduklarından, zengin olduklarından, güç sahibi olduklarından dolayı o gün utanacaklar. Çünkü o gün Allah Azze ve Celle asıl gücün sahibini insanlara gösterecek. Onun için kardeşlerim, eğer Allah bize bir nimet vermişse, bu nimet bizim boynumuzu bükmeli, belimizi kırmalı. Allah bize bir nimet vermişse, bu nimet bizim boynumuzu bükmeli, belimizi kırmalı. Yoksa bizi kibre, kendini beğenmeye sevk ederse eğer, günü geldiği zaman pişman olacağız. Fakat içine düşmüş olduğumuz pişmanlığın bize bir faydası olmayacak. Bu kardeşlerim, birinci sura üfürüş ve sura üfürüşten sonra kainatın hali. Yeryüzünde bulunan herkes öldü, her şey öldü. Şimdi İsrafil ikinci bir defa daha sura üfleyecek. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ Sonra ona ikinci bir defa daha üfürülür. Hepsi ayaktadır ve hepsi bakmaktadır. Yapacak bir şey yok. Herkes kabrinden kalkmış vaziyette, sura üflenmiş. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar, öyle bekliyorlar. Nasıl kalkmışlar kabirlerden kardeşlerim? Sahihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi سَتُحْشَرُونَ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا Siz Allah'ın huzuruna ayakları çıplak, bedeni çıplak ve sünnetsiz bir şekilde diriltileceksiniz. Niye? Peygamber ayet okuyor. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ Nasıl insanları yarattıysak aynı şekilde tekrardan insanları geri döndürürüz. Yani bir insan annesinin karnından çıktığı gün hali neyse kardeşlerim Allah'ın huzurunda dirileceği hali budur. Tabii birçok insanın aklına gelen soru, Peygamberimiz bunu zikrettiğinde Ayşe annemizin de aklına geliyor. Ayşe annemiz diyor ki, En nisa'u warrijal'u yanzur'u ba'duhum ba'dan ya Rasulullah. Kadınlar ve erkekler birbirlerine mi bakacaklar? Yani herkes iffetli bir kadının belki de ilk aklına gelecek şey bu. Nasıl dünyada kendimizi sarıp sarmalıyoruz da, kıyamet günü geldiği zaman Allah Azze ve Celle bizi çıplak kabirlerimizden kaldıracak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el emru eşeddu min en yahummuhum zak. O gün iş daha şiddetlidir ey Ayşe. Kimse senin bu dert ettiğin şeyi kendisine dert etmeyecek. Kimse çıplak olduğunun farkında dahi olmayacak. Herkes o gün li kulli minhum yawma idin şe'nun Herkesin kendini ilgilendiren acaba bana ne olacak? Acaba Allah bana ne yapacak? Acaba Allah'ın huzuruna nasıl gideceğim? İnsanların kendilerine dert edecek, dert ettikleri şey budur kardeşlerim. İnsanlar kabirlerinden kalktılar mı? Şöyle yeryüzüne baktılar kardeşlerim. Düne kadar o alıştıkları, o dağlar, o denizler hiçbir şey yok yeryüzünde. Peki ne olacak kardeşlerim? Allah Azze ve Celle diyor ki karanlık yeryüzü ve aşrakat il ardubin Nuri Rabbiha. Yerler Allah'ın nuruyla aydınlanacak. Güneş yok, ay yok, lamba yok. Yerin ve göğün nuru olan Allah Azze ve Celle yeryüzüne tecelli edecek. Bütün insanlara yer aydınlanacak. Sonra. Yevme izin yettebi'un da'iye la'i ve O gün insanlar bir davetçiye tabi olurlar ve o davette bir eğrilik yoktur. Bir ses gelecek. Yani uzaklardan bir ses gelecek, gelin diyecek. Mahşer demiş olduğumuz şey budur işte. Gelin diyecek Allah azze ve celle. Ve hasha'atil asvatu lirrahman fe illa hamsa. Bütün sesler kesilecek korkudan. Ve hasha'atil asvatu Bütün sesler kesilecek. Fe la illa hamsa. Sen sadece ve sadece insanlardan fısıltı duyarsın. Korkudan konuşamayacaklar bile insanlar. Birbirlerine fısıldayacaklar. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Ne olacak bizim halimiz? Mesele bu. Peki nasıl gidecekler kardeşlerim? Keennehum ila nusubin yufidun. Sanki onlar dikilmiş olan bir bayrağa doğru akıp giden bir nehir gibi dikili bir bayrağa doğru gidecekler. Yani düşünün şuraya bir hedef koyuyoruz kardeşlerim. İnsanlara oraya doğru gidin diyoruz. Bilinçsiz bir şekilde insanlar o hedefe doğru gidiyorlar milyarlarca insan sadece şu anda yeryüzünde 6 milyar insan var. Düşünün yeryüzü kurulduğundan bugüne insan yaratıldığı günden bugüne belki trilyonlarca insan geldi ve gelecek. Trilyonlarca insan çıplak bir vaziyette bir yere doğru gidecekler fakat üzerlerinde bir hal var. O da nedir? Haşîaten ebsâruhum tarhaquhum zillah. Hepsinin gözü önündedir. Korkudan insanlar başlarını yerden bile kaldıramayacak ve onların çehrelerini zillet bürüyecek diyor Allah Azze ve Celle. Niye biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü insan o gün dünyada yaptıklarının hesabını vereceğini anlayacak. O gün insan dünyada yaptıklarının hesabını vereceğini anladığı için de insanların yüzlerini zillet bürüyecek. Sonra insanlar durdurulacaklar. Allah'a doğru götürülürken insanlar üç kısma ayrılacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki İnsanlar üç sınıf olarak diriltilecekler. Bir, binekli bir vaziyette diriltilenler. Yani Allah'a doğru böyle develere veyahut da cennet bineklerine bindirilen ve Allah'a doğru gidenler. İki, ayaklarıyla yürüyenler. Üç, yüzünün üstüne sürünenler. Allah'a doğru giderken kardeşlerim, insanlar üç sınıf. Binek üzerinde olanlar. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن Biz o gün müttakileri Rahman'a binekli bir şekilde İbn Abbas böyle tefsir ediyor. Böyle heyet gibi sanki Allah'ı ziyarete gelmiş, Allah'a misafir olarak gelmiş bir heyet gibi müttakileri Rahman'a böyle götürürüz. İki, ayağıyla yürüyenler var. Bunlar kim? Bunlar Müslümanların avamı. Günah işlemiş olanlar ve aynı zamanda salih amel işlemişler. Bir taraftan peygamber hadiste diyor Müslümanın hadisine rahibine rahibin. Bir taraftan diyorlar herhalde Allah bize merhamet eder. Çünkü biz Müslümanız, Öbür taraftan diyorlar hayır biz çok günah işledik. Allah muhakkak bize azap eder. Yani korku ve istek hali içerisinde Allah'a doğru ayakla gidenler. Bir de yüzünün üzerinde dilleri lallaştırılmış, gözleri körleştirilmiş ve kulakları sağırlaştırılmış insanlar var. Ayet-i kerimede Allah öyle söylüyor. Biz o gün o mücrimleri sağır, kör ve dilsiz bir şekilde Allah'a haşrederiz diyor. Sahabenin biri bunu duyunca şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, insanoğlu nasıl yüzü üzerine yürüyecek? Böyle bir şey olabilir mi? Peygamberimiz diyor ki, ey falan, insanı ayağının üzerine yürüten Allah, onu yüzü üzerine yürütmeye de kadirdir. Seni ayaklarının üzerine yürüten kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Öyleyse seni yüzüstü diriltecek ve yüzüstü yürütecek olan da yine alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kardeşlerim, bu anlatmış olduğumuz şeyler aslında Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet-i kerimenin tefsiridir. اِنَّ Kasem olsun, yemin olsun ki kıyamet kopacaktır. Kıyamet her insanın başına kopacaktır. O kıyamet gelecektir. اِذَا وَقَعَةِ الْوَاقِعَةِ Vakıa vakı olduğu zaman, kıyamet insanların başına koptuğu zaman şu zikretmiş olduğum sınıflar bir film senaryosu değildir. Veya zikretmiş olduğum sınıflar bir masaldan çıkarmış olduğumuz bölümler değildir. Bunlar her birimizin içinde olacağı ve her birimizin birebir yaşayacağı şeylerdir. Ya ayağımızın üstünde, ya cennet bineklerinin üzerinde, ya da yüzümüzün üstünde. Ama bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzurunda dirileceğiz. Mühim olan bugün kendi nefislerimize ve amellerimize bakmamızdır. Biz hangi amel üzereyiz? Allah'a nasıl kulluk ediyoruz? Allah'ın bizim yanımızdaki değeri nedir? Gün içerisinde Allah bizim hayatımıza ne kadar müdahildir? Allah'tan ne kadar korkuyoruz? Bir masiyete yöneldiğimiz zaman Allah korkusu bunu bizden alıkoyuyor mu? Şeytan bizi bir kötü bir amelden alıkoyduğu zaman Allah sevgisi bizi tekrardan o amele teşvik ediyor mu? Zaman bu soruları sormanın zamanıdır. Çünkü bu şekilde insanlar dirildikleri gün kardeşlerim bazı insanlar Allah'tan özür dileyecekler. Hatta iza jaa ahadakumul maut rabbi Onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Allah'ım beni tekrardan dirilt. La'alli a'malu <laughs> salihan fima taraktu. Umulur ki Terk ettiğim salih amelleri tekrardan işlerim. Tamam dünyada bana anlattılar. Dünyada bana hatırlattılar ama çok önemsemedim. Söz veriyorum. Bana bir daha fırsat verirsen, tekrardan dünyaya dönersem, terk ettiğim ne kadar salih amel varsa yapayım. Kelle, asla. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu öyle bir sözdür ki, sadece onun söylediği bir sözdür. Ama o sözün ona hiçbir faydası yoktur. Yani başka bir ayette Allah diyecek ki, Kalaxsau fiha ve la tukellimun. Kesin o pis seslerinizi benimle konuşmayın. Kalaxsau fiha ve la tukellimun. Kesin sesinizi ve benimle konuşmayın. Bu sese muhatap olmamak için kardeşlerim ve bunu düşünün sesi biraz tok olan bir adam bu ayet-i kerimeyi bize okusa kardeşlerim insan titriyor. Kes sesini konuşma dese insan bir an ürküyor ne oluyor diye. Bir de düşünün kahhar ve cebbar olan Allah bu sesle seslenecek insanlara. Kesin sesinizi ve orada kalın konuşmayın diyecek. Allah muhafaza. Onun için kıyamet gelmeden, vakıa vakı olmadan, kalpler titremeden, pişmanlıklar açığa çıkmadan kardeşlerim, herkesin kendine dönüp bakması lazım. Tövbe kapısı açıkken Allah'a çok çok tövbe etmek lazım. Allah'tan yardım istemek lazım. Özellikle Ramazan'ın bu son 10 gününde umulur ki Allah nefislerimizi ıslah eder. Umulur ki Allah Azze ve Celle ellerimizden tutar. Umulur ki Allah Azze ve Celle bize mağfiret eder. Umulur ki Allah Azze ve Celle Bedir ehline dediği gibi ne yaparsanız yapın sizin günahlarınızı bağışladım dediği kullarından eyler. Allahumma amin ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.